أهلا بضيوف قد جاءوا فبدوا كالنهر المنسال جاءوا للحفل على شوق. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. İnşallah kardeşler, istiyorum ki bu nasihatimle sizlere estağfirullah diyerek Allah Azze ve Celle'yi zikretmenin öneminden kısaca bahsetmek istiyorum. Kardeşler, Allah Azze ve Celle'ye karşı en sevimli olan zikirlerden bir tanesi hiç şüphesiz estağfirullah diyerek Allah Azze ve Celle'den mağfiret temenni etmek ve talep etmektir. Bu zikir Allah Azze ve Celle'ye karşı en faziletli, en sevimli olan zikirlerden bir tanesidir. Kişinin estağfirullah demesi. Kardeşler, estağfirullah demek Allah Azze ve Celle'nin insanların üzerine bereketini yağdırmasına vesile olur. Estağfirullah demek azaba karşı veya bir helaka karşı insanlarla o azabın arasında bir set, bir kalkan olur. Sahabeden Ebu Musa radıyallahu anh, o İmam Ahmed'in müsnedinde zikredilmiş olduğu üzere, İmam Ahmed'in bizlere aktarmış olduğu üzere Ebu Musa radıyallahu anh dedi ki, abiler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde bizler için azaba ve helaka karşı iki tane eman vardı. Yani iki tane güvence vardı. Ve bunlardan bir tanesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat kendisiydi. Bu emanların, bu güvencelerin bir tanesi, birincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat kendisiydi. Ve bunların ikincisi ise bize kaldı, o bizim istiğfarımızdır dedi Ebu Musa radıyallahu anh. Kardeşler, Allah Azze ve Celle'nin içerisinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in içerisinde bulunmuş olduğu bir topluluğa Allah Azze ve Celle azap edecek değildir. Allah Azze ve Celle içerisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bulunmuş olduğu bir topluluğa niçin azap etsin ki? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle'ye karşı en sevimli kul, seçilmiş bir kimse. Allah Azze ve Celle'nin çok fazla sevmiş olduğu ve ismini kendi isminin yanında zikretmiş olduğu bir kimse. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kadar izzetli, bu kadar şerefli ve Allah Azze ve Celle'ye karşı pek sevimlidir. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in içerisinde bulunmuş olduğu bir topluluğa Allah Azze ve Celle azap etmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı bunu bilmiş olduklarından dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kendi aralarında olmalarını kendileri için bir güvence sayıyorlardı. Helaka ve azaba karşı bir güvence olarak kabul ediyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim içimizdeyken Allah Azze ve Celle bize azap göndermez, bize helak göndermez şuuruna sahip olan insanlardı. Ama daha sonra kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra sahabe artık azaba ve helaklere karşı estağfirullah zikrine sarıldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Allah Azze ve Celle bu zikri çok fazla yapan insanlara, bu zikri çok fazla yapan kimselere azap veya helak göndermez abiler. Öyleyse bizler diyebiliriz ki iki şey vardır kardeşler. Bunlar azaba ve helaka, fitnelere karşı insanlar ile o azabın, o helakın arasında bir set, bir kalkan olurlar. Niye kardeşler? Çünkü Allah Azze ve Celle Enfal suresinde dedi ki وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيهِمْ. Allah, ey Muhammed, senin içerisinde bulunmuş olduğun bir topluluğa Allah azap etmez. Allah onlara helaki azabı göndermez. وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Onlar istiğfar getirdikleri halde, onlar istiğfar, Allah Azze ve Celle'nin istiğfar talep ettikleri halde Allah onlara azabı göndermez dedi Allah Azze ve Celle. İki şey kardeşler, bunlar azabın önünde engeldirler. Birincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bizzat kendisi ve ikincisi estağfirullah zikridir. İnsanların bu zikirle, bu lafızla Allah Azze ve Celle'den mağfiret talep ettiklerinde insanlar, Allah Azze ve Celle onlara azabı ve helakı göndermez. Kardeşler, bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yetişemedik. Bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görme şerefine nail olamadık. Bizler onunla beraber bulunma şerefine aynı şekilde nail olamadık. Bundan mahrum kaldık. Ama kardeşler, bizler estağfirullah zikrini yapabiliyoruz. Allah Azze ve Celle'nin bizlere bahşetmiş olduğu bir nimeti olarak bizler dilimizle, şu dönen dilimizle Allah Azze ve Celle'yi zikredebiliriz. Çokça estağfirullah diyebiliriz. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim aramızda yoktur. Bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmedik. Ama bu da, bu zikir de bizlerle azabın arasında bir kalkan, bir set olabilir. Bizlerin estağfirullah zikriyle yorulması gerekir.
Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların içerisinde emin olmasına rağmen, Allah azze ve celle tarafından korunmuş olmasına rağmen, gelmiş geçmiş bütün günahları bağışlanmasına rağmen, seçilmiş faziletli bir kul olmasına rağmen, o gün içerisinde çok fazla estağfurullah zikrini çekiyordu kardeşler. Çok fazla Allah azze ve celle'den bağışlanma talep ediyordu estağfurullah diyerek. En az kardeşler, rivayetlere gelmiş olduğu üzere aleyhissalatü vesselam en az 100 defa gün içerisinde Allah azze ve celle istiğfar talebinde bulunurdu. Aleyhissalatü vesselam İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadise dedi ki: "Vallahi inni la estağfirullah ve etubu ileyhi fil yevmi 100 merre." Vallahi Allah'a yemin olsun ki ben gün içerisinde 100 defa Allah'a istiğfarda bulunuyorum. Bizim buna daha fazla ihtiyacımız yok mu? Vallahi bizim buna daha fazla ihtiyacımız var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günahlarının hepsi bağışlanmasına rağmen, cennetle müjdelenmesine rağmen, en sevimli, en hayırlı kul olmasına rağmen o Allah azze ve celle'yi çokça zikrederdi. Bizlerin hiç şüphesiz buna daha çok ihtiyacı var. Kardeşler, estağfurullah zikri bu azaba karşı bir kalkandır. Bu zikir bereketin üzerimize oluk oluk akması için bir vesiledir. Bu zikir bizden fakirliğin giderilmesi, berekete nail olmamız için, üzerimize yağmurun bolca yağdırılması için büyük bir vesiledir. Bu zikir kardeşler, estağfurullah zikri aynı zamanda kişinin çocuk sahibi olmasına, hayırlı evlatlar sahibi olmasına da büyük bir vesiledir. İmam Kurtubi'nin rivayet etmiş olduğu, kitabından nakletmiş olduğu bir olayda şöyle bir durum söz konusu oluyor abiler. Hasan-ı Basri, hepiniz bilirsiniz Hasan-ı Basri o tabiinin öncülerindendir. Hayrın imamlarından bir imamdır Hasan-ı Basri. Ona bir tane adam geliyor. Diyor ki ey imam, bazı şeylerden konuşuyor ve bahçesinin kurahlığından bahsediyor. İmam ona diyor ki istiğfarda bulun. Daha sonra başka biri geliyor. Hayatında bereketin olmadığından bahsediyor. İmam ona diyor ki istiğfarda bulun. Başka biri geliyor, başka şikayetlerde bulunuyor. İmam ona diyor ki istiğfarda bulun. Başka bir adam geliyor diyor ki ey imam, Allah azze ve celle bana çocuk vermedi. Benim için Allah'a dua et de Allah azze ve celle bana çocuk versin. İmam ona diyor ki istiğfarda bulun. Bu şekilde birkaç tane adam geliyor ve herkes bir şikayette bulunuyor. Herkes bir hacetini veya bir sıkıntısını dillendiriyor. İmam hepsine de diyor ki istiğfarda bulunun. Daha sonra orada bulunanlar şaşırıyorlar ve imama soruyorlar. Diyorlar ki ey imam, farklı farklı kimseler geldi ve farklı farklı şikayetlerde bulundular ve sen hepsine istiğfarda bulun dedin. Bunun hikmeti, bunun sebebi nedir diye sorulunca imam dedi ki, İmam Hasan el-Basri Allah ona rahmet etsin, vallahi onlara söylemiş olduğum bu şeylerin hiçbiri benim kendi nefsimden değildir. Ben bu cevapları kendi nefsimden onlara vermedim. Onların zikretmiş olduğu, şikayetlerini yapmış olduğu her şey Allah Azze ve Celle'nin kitabında vardır. Ve bunların hepsinin karşılığı Allah Azze ve Celle'nin kitabında belirtilmiştir. Daha sonra Nuh suresinde geçen şu ayet okudu. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا Rabbinize istiğfarda bulunun, Rabbiniz günahlarınızı affetsin. O günahları affedendir. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا O bundan sonra istiğfarınıza karşılık üzerinize gökten bolca yağmuru yağdırır. وَيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالِ وَبَن۪ينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ اَنْهَارًا İstiğfarınıza karşılık o size mallarla ve çocuklarla yardımda bulunur. Ve yine istiğfarınıza karşılık Allah Azze ve Celle sizler için yeryüzünde bahçeler, güzel bahçeler bitirir. Nehirler bitirir. Sizin için nehirler var eder dedi Allah Azze ve Celle. Bunların hepsi niçin kardeşler? İstiğfarımıza karşılık. Bizler Allah Azze ve Celle'yi zikrettiğimizde, estağfirullah zikrini çokça yaptığımızda bu bizim için azaba karşı bir engel olur, bir kalkan olur. Bununla beraber bereketin üzerimize oluk oluk akmasına sebep olur. Yağmurun kıtlık anında yağmurun üzerimize yağmasına, bereket yağmurlarının üzerimize yağmasına vesile olur. Veya çocuk sahibi olamayan kardeşlerimiz bu zikri yaptıklarında inşallah Allah Azze ve Celle bu zikir vesilesiyle bu kardeşlerimize hayırlı evlatlar verir. Her şey için kardeşler. Her şey için bizlerin Allah Azze ve Celle'yi çok fazla tesbih etmesi gerekir. Çok fazla zikretmesi, estağfirullah zikrini yapması gerekir. Ayşe radıyallahu anha, o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şu sözünü bize aktardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, kıyamet günü amel defterinde, sahifelerinde estağfirullah zikrini bulan kimseler için ne güzel bir durum söz konusu olmuştur dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Düşünün kardeşler.
her insanın dehşete kapılmış olduğu o günde, kıyamet günde, kıyamet sahnesinde, her insanın bir yere doğru koşuşturduğu o sahnede veya her insanın ne, acaba ne kazandım, ne kaybettim, ne takdim ettim, neyi kaybettim, neyi bıraktım, bunu merak ettiklerinde, bunun için bir telaşa sarıldıklarında, korktuklarında şöyle amel defterinizi elinize aldığınızı düşünün ve amel defterinize baktığınızda bolca istiğfar gördüğünüzü hayal edin. Vallahi bu durumu yaşayan insanlar o gün emniyette olacaklardır. Bu durumu yaşayanlar, amel defterinde bolca istiğfar bulunan insanlar o gün mutlu ve mesut olacaklardır. Dünyadan mutlu oldukları gibi Allah Azze ve Celle istiğfarda bulunan kullarının kalplerine mutluluk, sevinç koyar. Onların kalplerini ferah kılar ve bu kimseler ahirette de güzel bir neticeyle karşılaşırlar. Her insanın korktuğu o günde, her insanın telaşlandığı, her insanın kaçıştığı, birbirinden kaçmış olduğu o günde çok fazla istiğfarda bulunan insanlar o gün mutlu ve mesut olacaklardır. Kardeşler, bu zikrimiz, yapacağımız bu zikrimiz basittir. Çok fazla büyük bir meşakkati yoktur. Diğer ibadetler gibi değildir. Diğer ibadetler gibi bir meşakkati olmamasına rağmen veya en kolayı bu olmasına rağmen Allah Azze ve Celle'nin yanında da pek sevinilir. Kul istiğfarına karşılık olarak dünyada da ve ahirette de mutluluğu, saadeti yakalayabilir. Kardeşler, bizler çok fazla günah işliyoruz. Bizlerin Allah Azze ve Celle'ye karşı asi olmuş olduğu durumlar çok fazladır. Yapmış olduğumuz hatalar, gün içerisinde söylemiş olduğumuz sözler, yapmış olduğumuz fiiller çok çok fazladır. Bundan sonra bizlerin yapmış oldukları kötülükten sonra, günahtan, hatadan sonra onu giderecek bir iyilik yapması gerekir ve bununla beraber istiğfarda bulunması gerekir. Allah Azze ve Celle'nin bu günahını affetmesi için hemen Allah Azze ve Celle'ye yönelmeli, tevbe etmeli, istiğfarda bulunmalıyız. Allah Azze ve Celle bizleri affedecektir. Bizleri gerisin geriye çevirmeyecek. Bunun için güzel, nasuh bir şekilde, tertemiz bir şekilde tevbe etmeli, iyilik yapmalı, istiğfarda bulunmalıyız kardeşler. Allah Azze ve Celle kutsu bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bizlere bildirmiş olduğu bir hadiste dedi ki, İmam Müslim naklediyor hadisi. Ya ibadi, Allah Azze ve Celle dedi ki, ey kullarım, innekum tukti'une billeyli ve nehar. Şüphesiz ki, muhakkak ki sizler gece ve gündüz günah işliyorsunuz. Gece ve gündüz hatalar yapıyorsunuz. Ve ene aghfiru zunube cemi'a. Ve ben bütün günahları affedenim. Ben bütün günahları bağışlayanım dedi Allah Azze ve Celle. Fastaghfiruni aghfir lekum. Bana istiğfarda bulunun, sizleri bağışlayayım dedi Allah Azze ve Celle. Kardeşler, gece ve gündüz günahlar işliyoruz. Yapmış olduklarımız, söylediklerimiz, düşündüklerimiz çok çok fazla. Bunlardan sonra hayırlı amellere yönelmeli ve istiğfar talebinde bulunmalıyız. İstiğfar talebinde her zaman için bulunmalıyız. Hiç şüphesiz bu Allah Azze ve Celle'ye karşı en sevimli olan zikirlerden bir tanesidir. Kardeşler, istiğfar yapan kimselerin hayatlarında ayrı bir bereket olur. Ayrı bir güzellik olur. Allah Azze ve Celle onların kalplerine bir genişlik verir. Onlar mutlu ve mesut bir şekilde olurlar. Ve böyle kimselerin dualarına da Allah Azze ve Celle icabet eder kardeşler. İbn-i Cevzi Rahimahullah'ın kitabında Hayatu İmam Ahmet veya Menakibu İmam Ahmet kitabında İmam Ahmet'ten zikretmiş olduğu, İmam Ahmet'in hayatından nakletmiş olduğu bir kesit vardır abiler. İstiğfarla alakalı. İnşallah sonra istiyorum ki onu da sizlere zikredeyim. İbn-i Cevzi'nin zikretmiş olduğu üzere, bu kitabında zikretmiş olduğu üzere, hepinizin bilmiş olduğu üzere abiler, normalde İmam Ahmet daha çok hayatını hadis ilmiyle uğraşan bir olarak hayatında hadis ilmiyle uğraşan bir olarak bilinmektedir. Çok fazla böyle belde dolaşmış ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in söylemiş olduğu gerçekten sahih olan hadisleri toplamaya çalışmıştır. Hadisleri almış, derlemiş, dinlemiş ve daha sonra uygun görmüş olduğunu kendi kitabında, Müsned kitabında yazmıştır İmam Ahmet. Yine İmam İbnül Cevzi'nin nakletmiş olduğu üzere yine aynı şekilde hadis için bir hadis işitmiş bir bölgede ve o bölgeye doğru yolculuğa çıktı. Yolculuğa çıktı ve o beldeye geldiğinde artık hava kararmış, saatte geç olmuş olduğundan dolayı artık bu geceyi geçirebileceğim bir mescit bulayım, geceyi orada geçireyim ve yarın sabah kalmış olduğum yere, kalmış olduğum yoldan devam ederim ve o adamı bulurum, o adamdan hadisi işitir ve bu şekilde yazarım diye düşünmüştü. Bir mescide sığındı, namazını orada cemaatle beraber kıldı. Daha sonra cemaat dağıldıktan sonra İbn-i Cevzi'nin nakletmiş olduğu üzere mescitte o geceyi geçirmek istedi. Bir köşede oturdu ve o geceyi orada geçirmek istedi. Daha sonra mescidin görevlisi imamın yanına geldi ve çıkması gerektiğini söyledi. İmam Ahmet
biraz bunu diretse de, biraz ısrar etse de kesinlikle adam bunun mümkün olmayacağını söyledi. Daha sonra İmam Ahmet mescitten çıktı, mescidin kapısına geldi. Mescidin kapısına geldi, orada konaklamak, orada oturmak istedi. Ama mescidin görevlisi kesinlikle bunun orada da olmayacağını belirtince İmam Ahmet daha sonra çıktı. Kardeşler, burada özellikle şunun altını çizeyim. İmam Ahmet normalde o gün o beldede isim olarak duyulmuş, tanınmış bir kimseydi. Simaen tanınmıyordu. Normalde İmam Ahmet İbnül Hanbel'i herkes biliyor, herkes tanıyor. Ne kadar büyük bir alim olduğunu herkes biliyor. Ama simaen herkes tanımıyordu. O gün bugün gibi değildi. Teknoloji böyle yayılmamıştı. Bundan dolayı isim olarak onu tanıyanlar dahi simaen onu tanımıyorlardı. Şayet İmam Ahmet o gün deseydi ki ben İmam Ahmet İbnül Hanbel'im, belki mescidin görevlisi bütün belde halkını toplayacak ve ona güzel bir karşılama töreni hazırlayacaklardı. Belki böyle yapacaklardı ama kesinlikle imam böyle yapmadı. Sesini çıkarmadı. Daha sonra çıktı, yolda hafif hafif adımlarla yürümeye başladı. Artık karanlık iyice çökmüş ve yağmur da yağmaya başlamıştı. İbn-i Cevzi'nin nakletmiş olduğu üzere şöyle hafif hafif de yağmur yağıyordu. Daha sonra imam böyle sokakta yürürken hafif adımlarla bir fırının önünden geçti ve fırının önünden geçerken fırıncı bunu gördü. Fırının içerisinde çalışan fırıncı, gece vakti çalışan fırıncı İmam Ahmet'i gördü. Ve daha sonra İmam Ahmet'e seslenerek, ey adam gel içeri gel, umulur ki gecenin yağmurundan korunmuş olursun. Ben de sabaha kadar çalışıyorum, benim yanımda biraz otur dedi. İmam Ahmet bunun üzerine bu teklifi kabul etti ve fırına girdi. Fırına girdi, bir köşede oturdu ve gece boyunca fırıncıyı gözlemledi. Fırıncı, o adam her hamuru, ekmek hamurunu eline aldığında estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah dedi. Her hamuru eline aldığında estağfurullah zikrini bu şekilde çekiyordu. İmam Ahmet bir süre onu gözlemledikten sonra daha sonra sordu. Ey adam, görüyorum ki sen dilini bu zikre alıştırmışsın. Allah Azze ve Celle bunun karşılığında sana ne verdi? Allah Azze ve Celle bunun karşılığında sana ne verdi? İmam Ahmet şunu çok iyi biliyor. Bu zikri kim yaparsa Allah Azze ve Celle onun hayatına bir bereket verecektir. Bu zikri kim yaparsa Allah Azze ve Celle onun dualarına icabet edecektir. Bu zikri kim çok fazla yaparsa Allah Azze ve Celle onun kalbine bir genişlik verecek, rızkına bir bereket verecektir. İmam Ahmet bunu çok iyi biliyor. Bundan dolayı o adama diyor ki, ey adam, bu zikrin karşılığında Allah Azze ve Celle sana ne verdi? Adam diyor ki, vallahi Allah Azze ve Celle bana çocuk nimeti verdi, bana rızık nimeti verdi. Çok fazla nimetler içerisindeyim ve ben hangi duayı da yaptıysam Allah Azze ve Celle dualarımın hepsine icabet etti. Ancak bir duama icabet etmedi ve o duama da icabet edilebileceğini, icabet edileceğini umut ediyorum. İmam Ahmet bunun üzerine sordu, dedi ki, o duan nedir? Adam dedi ki, ben Allah Azze ve Celle'den Ahmet İbn Hanbel'i görmeyi çok istedim. Onu görmek istediğimi çok istedim ve Allah Azze ve Celle'den onu bana göstermesi için Allah Azze ve Celle'ye yalvarıp yakardım. Ve şu ana kadar Allah Azze ve Celle onu bana göstermedi ama umut ediyorum ki Allah Azze ve Celle bu duama da icabet edecek ve Ahmet İbn Hanbel'i bana gösterecektir. Bunun üzerine İmam Ahmet dedi ki, Allahu Ekber. Vallahi Allah Azze ve Celle senin bu duana da icabet etti. Ben Ahmet İbn Hanbel'im ve Allah beni senin ayağına kadar getirdi. İşte kardeşler, bazı şeyler vardır ki insanlar onu küçük görürler. Bazı zikirler veya bazı ameller vardır ki insanlar onu küçük görürler. Ama Allah Azze ve Celle'nin katında pek büyüktür. Veya bazen de bazı günahlar vardır ki insanlar onu küçük görürler. Allah Azze ve Celle'nin yanında o çok büyüktür. Ve bu günahı vesilesiyle o kişi azaba doğru bir yol alır. Veya aynı şekilde bu estağfurullah zikrinde olmuş olduğu gibi. İnsanoğlunun bunu söylemesi çok kolaydır kardeşler. Ama bu mizanda ağırdır. Allah Azze ve Celle'ye karşı pek sevimlidir. Ve Allah Azze ve Celle bu zikri yapan kulunun kalbine dünyada da ahirette de genişlik verecek ve onu nimetlerle donatacaktır. Hayırlı evlatlarla, hayırlı mallarla Allah Azze ve Celle bu kuluna bolca nimet verecektir. Bunun için kardeşler, bizler de hiçbir amelimizi küçük görmeden güzelce Allah Azze ve Celle amele koyulmalıyız. Zikirlerimizi çokça yapmalıyız. Dilimizi Allah Azze ve Celle'nin zikriyle ıslak tutmalıyız. Hiç şüphesiz kardeşler, bunlar Allah Azze ve Celle'nin yanında pek sevimlidir. Son olarak sizler için ve kendim için Allah Azze ve Celle'den istemiş olduğum şey bizleri de istiğfar ehli kılmasıdır. Gönüllerimize ve rızkımıza bereket vermesidir. Ve bizleri hayır amellerine muvaffak kılıp hayırlı evlatlara da muvaffak kılmasını Allah Azze ve Celle'den kendim için ve sizler için istiyorum. Amin. Vesselamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.